Tüm öksüz hakkı yediler. İzliyorlardır da pü, Allah belanızı versin. Onu da ayrıca söyleyeyim. Gerçi zaten. Evet, herkese merhabalar. Bizim bugün ikinci YouTube videomuz. Aslında biz bunu çektik çektik sildik. Niye? Bir karışıklığımız var. Niye? Sıla'nın bildiklerini ben bilmiyorum. Benim bildiklerimi Sıla bilmiyor diye. Ben bazı şeyleri burada anlatınca Sıla yeni öğrenmiş oldu. Sıla anlatınca ben. Yani karışık bir hayat hikayesi bu. Ve insanlar bunu çok irdeliyorlar. Biz de en çok merak edilen sorularla alakalı cevaplandırmalar yapmak istedik. Zaten ben bununla alakalı biliyorsunuz daha önceden bir programa katılıp konuşmuştum. Ama karışık durumlarımız. Zor bir YouTube kanalı oluyor bu. YouTube şey, videosu oluyor kanalı demez misin? Yani şöyle, şimdi onun bazı bildiklerini ben bilmiyorum, benim bildiklerim o bilmiyor. Biraz burada karışıklıklar oluyor. Şimdi en çok gelen sorudan bir başlayalım. O gece neler oldu demişler. Mesela şöyle, hani ben bildiklerimi... Çok güzel anlatmıştın aslında. Evet, ama mesela benim bildiğimi senin bildiğini ben bilmiyorum. Ve yaşlarımız o dönem küçük olduğu için ve üzerinden 21 yıl geçtiği için tabii kafalar da karışmış oluyor. Yani ve çok korkunç bir gece olduğu için insan orada, anlamadığınız şu arkadaşlar, insanlar orada annesinin ölmüş yani 14 kurşunlu bedenini görüyor ve zihnini yitiriyorsun. Anlatabiliyor muyum? Kafa da karışıyor. Bazı şeyleri unutabiliyorsun yani. Dile kolay. Yani annen orada ölmüş bir şekilde ve annen ölmüş görüyorsun. Kim yaptı? Babam nerede? Ne oldu? Oluyorsun yani. Tabii arkasında da bir sürü şeyler çıkabiliyor. Bilmediğin şeyler gibi gibi. Bu bilmediğin şeyler nedir mesela? Biz az önce Sıla ile onun münakaşasındaydık. Oysa ki biz daha önce onunla telefonda konuşmuştuk ama beni çok algılayamamış diye düşünüyorum. Ben mesela o gece ne oldu? Can'ın mesela, ben erkek kardeşimin alt katta bizim bir oda, mutfak, salon ve bir banyo vardı. Üst katta da bizim odalarımız, yatak odası, annemlerin teras vardı. Ben Can'ın mesela alt kattaki odada uyuduğunu biliyordum. 21 yıl sonra ben anneme mevlid okuttuğum zaman halamla kuzenim geldiğinde, sen biliyorsun ama babam böyle bir şey tabii ki bilinçsiz yaptı diye konu açıldı. Ha, tabii ki biliyorum dedim, bilinçsiz yapıldım. Babam hastaydı sonuç itibariyle benim. Yani düşünsene dedi, insanın şöyle bir şey dedi, oğlunun yanında çocuğu dedi o koltukta yatıyor, annem baban dedi burada dedi, onun yanında yapar mı dedi, duvarı sekmiş kurşun, nasıl ya dedim, Can orada mıydı dedim. Ben Can'ı mesela başka odada biliyordum. Senin de bunu bildiğini biliyordum ben. Sen mesela öyle bilmiyormuşsun. Evet. Yani şok, bilmiyoruz insan bazı şeyleri, anladın mı? Sen de mesela bunu şu an öğrendin. Oysa ki ben sana sorduğumda biliyordun diye. Yani yazdığında ya da ben o an sen... Halamın çünkü zaten böyle bir şey söylemesi o an çok... Böyle bir şey yani Enes'cim, anladın mı? Bilemezsin. Bu detayların tabii hepsini herkes bilemiyor. Onun bildiğini ben, benim bildiğimi o, halamın bildiğini ben, teyzemin bildiğini o bilmiyor. Konuşulmuyor da. Yani çünkü bunlar hoş şeyler değil. Normal bir ölüm değil, bir trafik kazası değil, bir hastalık değil. Ne yapmamız isteniyor mesela? Hep birlikte aile üyeleri, oturalım. O gece ne oldu bir anlatsanıza. Babam seni anlattı. Şey annem yok, anlatamaz hiçbir şey. Bilmiyoruz. Bizim tek bildiğimiz o gece hiçbir şey yoktu. Doğru mu Sıla? Annemle babam aşağıda laptopta uzanmışlar. Birbirlerine şarkı dinletiyorlardı. Tek bildiğimiz babamın hasta olması. Babam beyinde bir tümör vardı. Babam nöbetler geçirirdi. Silahı da ruhsatlıydı babamın. Bu çok sorulmuş. Mesela o silahın evde ne işi var? Ruhsatlı bir silahı vardı. Hani bilirsiniz, ticarette uğraşan çok kişi bilir. İş adamlarının ruhsatlı silahları oluyor. Bu doğru mu Enes'cim? Babamın da iş adamı olduğu için ruhsatlı bir silah vardı. Ama ortada bir kavga, hiçbir şey yoktu. Evet. Yani normal bir aile gibilerdi. Evimizde çalışan birkaç tane kancık vardı. Babamın aklını karıştıran, hatırlıyorsun. Onlardan dolayı kavgalar çıkıyordu evde. Sonra annem onları kovmuştu, yatılları. Annemin de temizlik vardı. Çok seviyordu evet, annem. Temizlik, yani temizlik hastasıydı annem bildiğiniz. Günlük gelip gidenler vardı. Evimizde her şey dört dörtlüktü. O gece ne oldu? Bir tartışma yaşanmış ve babam yine nöbet geçiriyor. Nöbet geçirdiğinde annem mutfağa gidiyor. Doğru mu? Bak, buraları sen daha iyi biliyor olabilirsin. Yani o gün işte annem çok böyle güzel yemekler yapmıştı. Kaç çeşit yemek yapmıştı annem. Hiç gayet hiçbir yoktu, şey yoktu. Aynen. Dilan'ın da beden eğitimi dersi vardı. Benim de. Gayet yukarı çıktık. Annemle babam koltukta gayet böyle çok mutlu bir şekilde, hatta İbo Show'u izliyorlardı, şey yapıyorlardı, gayet birbirleriyle böyle sarmaş dormaş çok yakındılar. Biz çıktık yukarıya, zaten kurşun sesine kalktık. Ama yani neyin ne olduğunu ne Dilan ne ben hiçbir şekilde bilmiyorduk. Mesela bak, ben kurşun sesi duydum, onu bile hatırlamıyorum. Ben kalktım ama
Neye kalktım bak. Anne diye bağırdın. Ben mi? De, evet, ha, ben hatırlamıyorum. Ya bazı bir şey söyleyeceğim de bazı şeyler insanları da ha, ben hani bağırdım mı gerçekten? Allah, hatırlıyor musun bildiğin, onu? Ya ben dün gibi hatırlıyorum. Benim yani bağırdığımı. Yatağımız yan yana. Hmm. Sen de böyle birbirimize tabii ama insanlar şimdi şey biliyor onu da söyleyeyim. Tabii şimdi evin içinde o kurşun sesi çok ciddi bir ses, anladın mı Enes? Şurada birisi patlatsa duyarsın. Sen neden hatırlamıyorsun biliyor musun? Herkes şey zannediyor böyle çok uzun gibi geliyor mesela. Niye inemediniz? Belki onlar senin hafızanı almış olabilir. Her şey aslında 10 saniyede bitti. 10 saniyede biz seninle anne diye kalkıp o uca gitmemiz, birbirimize bakmamız, her şey bir 10 saniye. Ama şunu çok iyi hatırlıyorum ama senin merdivenlerden benden önce aşağı indiğini, benim daha yukarılarda korkudan kaldığımı biliyorum. Onu evet. Anımsıyorum. Hatta ben sana ketçap demiştim. Onu evet, ben de ketçap sanmıştım. Gerçekten ben de öyle zannetmiştim. İnsan çünkü kestir bak orada zihin gitti işte, anladın mı Enes? Tabii. Annen orada kanlar içini. Bir de ben şeyi hatırlıyorum. Çok kötü ya Sıla. O şey ketçap zannetmemizdeki zihni hatırlıyorum. Kan kokusunu İlk kez seninle böyle şeyleri bak konuşuyoruz. Evet. Birazcık şey yapsan anne diye yataktan kalkışım. Yok. Ha, oraları hatırlayamıyorum. Ama şeyi hatırlıyorum. Baba diye bile bağırdık çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii baba nerede? Annem bu haldeyse ne babam nereye gitti? Bilmiyoruz. Can annemin başında memesini açmaya çalışıyor. Oturuyor orada. Dokunmasını istemiyorum. Elleri kan olur mu acaba diye. Ama şeyi ben çok anlayamadığımızı düşünüyorum. Ya da ben mi yanlış benim hatırlıyorum? Benim şeyi mesela hatırlıyor musun? İlk Saadet teyzeye gittik ya koştuk. Hmm. Apartmanın içinde bu bağırmamı hatırlıyor musun? Karşıdan hatırlıyorum onu. Onu hatırlıyorsun değil mi? Mesela evet. Kendimi yere koydum anne diye bağırma. Evet. Mesela bazı şeyler böyle hafızada var ama mesela benim hatırladığım şey de benim kardeşim de yatıyordu. Yatakta karşılıklıydı yatağımız. O esnada hani senle benim odam tabii aynı odadaydık. Yataklarımız böyleydi Sıla'yla. Kurşun seslerini bile hatırlıyorum. Mesela 14 kurşun var ya bende mesela pat 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 sonunda pat 3 saniye. Ya tamamen 5 saniye her şey. Ben hiç hatırlamıyorum oraları. Ve o sırada kardeşinle kalktığını düşün, yürüdüğünü düşün, şok halin, birbirine bakmak. Aynen. Birbirine, bir insanla birbirinize bakışınız bile 3 saniyedir böyle şey bir anda bile. Ama aslında orada her şey bitiyor işte. Evet. Sonra işte bizi bir anda anlamadım ben. Dayımlar, ambulanslar, polisler, dedemler, herkes bir anda geldi ve bizi orada evden aldılar. Sadece teyzenin evine attılar. Değil mi Sıla? Evet. Ve orada teyzemler, çok korkunç bir ortam. Teyzem salonda, salona gidiyorsun, teyzem su istemiş Saadet teyzeden, alıyor sürahiyi vuruyor oraya, bardağı oraya vuruyor. Dayım evin dışında kapının deliğinden bakıyorduk, hatırlıyor musun? Seninle bir de şeyi unutamıyorum ben. Dayım bize zıplıyor. Dediler ya yaşıyor dediler. Kaç saat. Kimdi onu diyen bize? Herkes. Bir akrabamız da ama bize ama bunu şey, söyleyen. Ama şey diyemezler ki anneannem gelmiş, teyzem gelmiş, nasıl öldü? Öldü oysa ki bak orada zihnin karıştığını anla Enes'ciğim. Annen orada kanlar içinde öldüğünü anlaman lazım aslında. İşte ama şimdi ambulans aşağıda ya. Bir de hatırlıyor musun? Biz öyle bir görüntü gördük seninle. İşte onu sana anlatacaktım. Biz anlat. Dilan'la biz şimdi bize diyorlar ki yaşıyor diyorlar, tamam mı? Hı hı. Biz Dilan'la Dilan kalk yaşıyor dedi ki çok normal tabii komşular şeyler herkes gelmiş. Şanslı çok kalabalık. Biz el ele tutuştuk, aşağıya baktık. Atlayacaktık senden. Orada aşağı. Pijamasını tam zaten şey gördük. Annem Sıla'yla ambulansa bindiriyorlardı. Öyle annem. Annem miydi o? Evet, o annem değildi sen bence. Sen de ben de bak o görüntüyü hiç unutmuyoruz. Bir tek seninle bunu konuştuk. Biz demedik mi? Gördüm. Sonrasında kardeşim, teyzelerim hepsi öyle biliyor. Bana şey dediler. Evin büyük kızı Sıla. Evin büyük kızı gelsin dediler. Ben içeri geçtim ama hiç geçmek istemiyorum. Çünkü biz gerçekten Dilan'la el ele verip aşağıda gördük ve ambulans gördük. Hatta teyzem bize sordu, Melek teyzem. Gördük dedik ya biz gördük. Tabii böyle yatıyordu. Evet. Ben içeri girdim ama asas kafamı çevirmek istemiyorum bu tarafa. Çünkü orada bir girdiğimde seni eve çağırdılar yapılıyordu. Tekrar. Ne? İşte anneme kameralar çekiyordu. Aynen yandaki o terliği unutmuyorum işte lacivert. Beni direkt içeri aldılar. O yandaki odaya aldılar. Ben tabii bilinç kaybı. Ben bunu nasıl Dilan'a söyleyeceğim? İçeri girdiğimde nasıl teyzelerime söyleyeceğim? Hepsi çünkü beni bekliyor. Eve ilk giren benim. Hiçbirimizi almıyorlardı. O sırada dayım geldi. Dayımın duvara vurma seslerini duydum zaten. Dayı bizi al götür buradan dedim. İçeri girdim. Ne Dilan'a söyleyebiliyorum ne teyzeme. Acaba diyorum ben yanlış mı gördüm? Onu bile kabul etmedim, düşünün yani. Düşünün gözümle gördüğümü bile inkar ettim. Yani.
Sonra işte apar topar zaten aldılar bir anda, değil mi Sıla? Evet, hemen bizi götürdüler. Şeyde anladım ben. Bizi evden çıkarttıkları zaman çok gelip gidenler olduğu için asansör bozulmuştu. Merdivenlerdeki kan lekeleri vardı, hatırlıyor musun? Her merdivende evet, bir iki tane vardı annemin kanı. Ondan götürmüşler işte, öyle zaten. Ha, öyle götürmüşler kucağında taşıp. Sonra biz gittik teyzemlerin evine falan. Sonrasını ben hiç bilmiyorum. Sabah oldu, uyandık, balkondayım. Cenaze arabası geliyor. Ben de kendi kendime bakıyorum. O zaman da teyzemin balkonunda şey çiçekler var. O çiçekleri koparmışım. Şeye yazıyorum, böyle mermer gibi bir şey. Annem yazıyorum oraya. Ben sabah kalksın, okul servisim gelecek. Annemin sabahı eve doğru yürüdüm zaten, yürüme mesafesi ya teyzemin evine. Hmm. Çıktım gittim, tam okul servisim geldi, beni bekliyorlar. Açtım kapıyı, dedim ki yok hani orada. Nice. Anlamadım ne? Okul servisimi gördüm ya, bekliyorlar beni. Kapıyı bir açtım. Ha, okula bir şey koymuşlardı ya. Bizim eve. Annem öldü deyince hepsi şok. Evet. Evi mühürlemişlerdi bizim o gece. Gittik, sonra işte annemin cenazesi oldu. Çok küçük yaşta ben. Tek bildiğim Sıla ya. Annemin cenazesinde şeyi hiç unutmuyorum. Şimdi hala yapanlar var mı bilmiyorum. Toprağı almışlardı sırtımdan, böyle hop toprağı attıklarını. Ben de alıp getirmiştim annemin toprağını. Toprağı attıklarını de, sonra evet, orada baygınlık geçirdik. Hatırlıyorum. 11 yaşında. Kaç yaşındaydım ben? Sen de 11 yaşındaydım ben. 11'dim ben, 13. Yani o sen yaşta, 10 yaşındaydın. 11'e girecektin, evet, ben de 13. Aynen. İşte o zamanda bile sırtımdan iğne yapıp mesela bayıldığımı hatırlıyorum. Böyle o sakinleştiricileri hatırlıyorum. Kendime gelemediğimi. Sana da bana da cenazede yaptılar zaten. O günün akşamı eniştem, teyzemin, küçük teyzemin kocası arabayı sürüyordu. Önde kim oturuyordu hatırlamıyorum. Sen, ben arkadaydık. Bizi aldılar, İstanbul'a getirdiler İzmit'ten. Dedeme geçtik zaten direkt. Öyle böyle dedemin evinde yaşamaya başladık. Dedemin biz, evi de zaten iki evin birleşimi. Evet. Çok rahat hani. İki çok ev gibi şey düşünün. İki tane ev düşünün. Ortadan kırıp birleştirmişlerdi. Orada teyzem sağ olsun, anne teyzem dediğimiz, oraya geldi çocuklarını alıp. Eniştem kendisi kendi hayatını idam ettirdi. Allah razı olsun, teyzem bize sahip çıktı. Dedem de bayağı uzunca bir süre, kuzenlerim hep birlikte hepimiz yaşadık. Evet. Uzunca bir süre. Babanızın ailesi yaşadığınız kötü olaydan sonra yanınızda olmadı mı denilmiş. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Biz o dönem, şimdi babadan dolayı bunu yaşadığımız için biz o dönem zaten annemizin ailesinin yanındaydık. Ve biz babamızın ailesiyle görüşmedik. Yani görüşmek de istemedik zaten. Doğru musun? Öyle bir algı oluyor şimdi bak. Hepimizde bu böyledir. Mesela halanızla annenizin arası kötüyse siz de halanıza karşı bir tık soğuk oluyorsunuz istemsizce. Benim halamlar gayet iyi insanlar bu arada. Bizim amcamız yok. Halılarımız gayet iyi insanlar. O dönem böyle bir şey yaşandığı için biz zaten görüşmedik yıllar yıla, yani uzunca bir süre. O yüzden dolayısıyla yanımızda olamadılar. Babam cezaevine girdi. Babam cezaevinden bizlere bir şekilde birileri kanalıyla ulaşıyordu. Nasıl affettiniz babanızı demişsiniz. Oraya geçiyorum çünkü. Sıla aslında affetti. Ben çok küçüktüm. Sıla daha şeydi. Yani onu özetle geçersek, babam birçok kanalla arkadaşlarıma, bütün o anki sınıf arkadaşlarıma, öğretmenine kadar ulaştı. Öğretmenime kadar ulaştı ve bizim, yani o zaman kameralı telefon yeni çıkmıştı. Bütün 66 çift 0 almıştı. 06 böyle şey olan. Ben de o telefondan yeni almışım daha. Nokia'mız girdim, vardı. Evet, ve gelecek o telefon. Düşün ki bir giriyorsun eski sınıftaki zamanda arkadaşlarında. Sırf babam benim çocuğumun, Dilan'ın ve Sıla'nın ve Can'ın fotoğrafını çekin diye bütün herkes alıyor. Düşünün öğretmene neler yapmıştır. Ben de sınavlardan geçiyorum falan. Ondan sonra hocam o kadar iyi davranıyor ki bana. Dolaylı yollarla ben hemen anladım zaten. Tabii korkuyorum. İşte anne teyzeme, Dilan'a nasıl söyleyeceğim? Çünkü Dilan çok şeydi. Ben biraz daha böyle hani böyle şey bakıyordum ama Dilan çok kesinlikle net kararlıydı. Affedemem. Ben hatta şey diyordum ya. Gizledim Dilan'lardan. Ben diyordum bu adamı diyordum, ben şey yapacağım diyordum. Bunu da diyordum, ölümü benim elimden olacak. Tabii ben diyordum, küçüğüm nasıl kendime ele verdim. Kuzenimin doğum günü, Dilan'a bir şey, Bağdat Caddesi'ne gidiyorum, Dilan'a bir şeyler alıyorum. Mango, Dilan babam bakıyor. Para gönderiyor. Sıla ekstra alıyor. Diyorum biriktirdim ya, diyorum, biriktirdim onu alıyorum. En sonunda patladım zaten. Paralar uçuşuyor, yoğun falan yoğun böyle. Paralar geliyor falan defterimin böyle. Defterimin arasına yakaladı. Her bir defterimin sayfasına fazla paralar para ama yani hani böyle haddinden fazla bir para bunlar var. Bunlar beni takip ediyorlar, şey yapıyorlar. Bir gün bir aldılar teyzemle. Benim
okul defterlerimin içini bir aldılar. Bütün paralar dedim ben görüşüyorum babamla. Nasıl anne tezem Dilan böyle şey o anı hiç Sıla'ya saldırmıştım çok ben. Kötü saldırdılar bana herkes haklılar da. Ben de ağlamaya başladım ama nasıl anlatabilirim? Hani bir yerde annesiz kaldın babasız da olmuyor. Dilan'la baya böyle bir dönem şey olduk. Sonra kötü bir oldu. Baktım ben gidiyorum dedim canı da alıyorum. Ben kaldım Dilan tabii. Bırakmadı bizi. Sıla dedi ki ben gidiyorum babamın yanına. Tabii teyzemler, dayımlar da o dönemde Allah razı olsun yumuşadılar, anlamaya başladılar aslında bize. Yani dediler ki hani babaları toplantılar yapılıyordu hatırlıyor musun? Dedemler herkes görüşüyorlardı. Gitmek istiyorlar dedi. Bana sordular. Ben babama dedim, bir tek ben sordum neden evet. Öldürdün diye. Onu hiç Dilan'a da onu şey yapmıştım. Bir cinnet anı işte. Babam bana ne dedi biliyor musun Dilan? Hı. Kızım dedi. Bir düşünsene dedi. Benim dedi beynimde tümör var ya dedi hastayım dedi. Sana dedi o gece okey olayı şöyle dedi özetleyeyim dedi. Babaannen hasta hepimiz yatıyoruz dedi evde. Ve dedi ben dedi gidiyorum gazı açıyorum ve bilinçsiz bir şekilde de bir kalkıyoruz dedi. Evde dedi babaannen hasta babaannen Dilan hepiniz ölüyorsunuz. Siz burada dedi beni suçlayabilir misiniz? Annenin dedi ben de file kaç işte cezaevinde hep lifini almış. Ben hep lifiyle işte lifleniyordum. O kadar annene aşığım, seviyorum. Çok ağlamıştı. Eğer sizin annenizi en ufacık kasıtlı öldürdüğümü, kasıtlı yaptırdığıma inanıyorsanız Dilan'la gelin benim bir elektrikli sandalyeye oturtun. Elinize demişti jilet alın ve benim her yerime vurarak beni öldürmeyin. Canlı canlı böyle bana işkence çektirin demişti. Yani tamamen ben böyle senelerce kendi kendime şey dedim. Bütün arkadaşlarıma da böyle o zaman sınıfta anlatıyordum. Diyordum ki nasıl bir şey. Yani tamamen kendini hasta olduğu için düşünsenize bilinçli bir şekilde gazı açıyorsunuz ve o an herkes ölüyor. Burada hani yani bana anlatma şeyi hep oydu. Yani Allah kimseye yaşatmasın. Amin. Çok olaylar oluyor. Bugün televizyonu bile açtığınızda kaç tane böyle cinnet olayları oluyor. Allah kimseye yaşatmasın. Gerçekten kimsenin başına da vermesin. Biz de öyle bir süreçte babamın yanına gittik. Batman'a gittik. Babam tabii cezaevinden çıktı. Bilinçsiz yaptığına dair adli tıp raporları olduğu tabii. için babam çıktı cezaevinden. Kısa bir süre yaptı. Doktor. Evet. Kısa bir süre yaptı. Çıktı. Batman'a gitti. Kendi ailesinin olduğu yere. Sıla'lar gitmek isteyince ben de kardeşlerim gidiyor diye gittim. Tabii neyle karşılaştığımı bilmiyorum. Bu arada Can oraya ilk gittiğinde babanın ne olduğunu bilmiyor. Babayla ilk kez tanışacak. Havalimanında indik. Camda şöyle babam bakıyordu. Hatırlıyorum. Şöyle bakıyordu babam camda. Yaklaşmıştı. Can'a biz uçakta anlatmaya başladık. Bak bu senin baban. Baba diyeceksin. Hatırlıyor musun? O baba. Can da ilk indiğinde hatta babamı gördüğünde baba demişti. Orada ilk babam karşılaşmaları, nasıl? İlk sarılmaları olmuştu. Ne kadar şey bir şey. Hayatta bir tek erkek evlat istedi. Kim ister böyle bir şey yaşansın? Hep onu derdi babam. Çok isterdim diyorlardı. Tek istediği bir erkek evlat senelerce tabii. Adı Can olsun. Adı Can olsun. Böyle oldu. Ben orada uzunca bir süre kalamadım. Sen daha çabuk ayak uydurdun. Ben kaçmak istedim. Aslında hiç ayak uyduramadım Dilan. Ama uydurmak bir şey diyemiyordum belki de. Evet, sen sebep oldun gitmemize diye. Ama Dilan yapamadı işte. Ben yapamadım. Zaten bizim için geldiği hep için. Hep teyzemi aradım. Beni buradan kurtar. Ben yapamıyorum. Ben affedemiyorum. Ben kabullenemiyorum diye. Bir de çok korkuyordum. Çünkü babamın hastalığı devam ettiği için babam uykularında bağırarak nöbetler geçirmeye devam ediyordu Sıla. Onlara katlanamadım. Ben de çok korkmaya başladım. Bir yanda bağırıyordu. Aa diye bağırıyordu. Ben senden önce çıktım gittim. Ben kaldım. Sıla ile Can kaldı orada. Odaya kapattım kendimi. Aşağıya ayrıldık. Şey. O dönem ayrıldık. Tabii bayağı kardeşler. O zaman. Ben gittim. Gittikten sonra orada kendimi daha iyi hissettim. Babamı da seviyordum. Sonra ben geldim ama. Sen geri geldin. Ben gittiğimde orada işte Engin'le tanışma noktam oldu orası benim. Antalya'ya geldiğimizde Engin'le şey tanıştım. Çok karışık yani bir de insanlar şu şeyi çok sorguluyor. Bu para ne? Bunlar aileden mi geliyor? Arkadaşlar bakın şimdi parayı boşver. Bak bu kadar hikayenin arasında Enes para dikkatini çekiyor mu? İnsanlar da bunu biliyor. Madem böyle para diyorlar ya Dilan bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın bu hani bizi tanıyan tanıyor zaten. Yani bilen biliyor. Benim mesela çok arkadaş çevrem var. Dilan'ın da var ama bizim böyle eskiden okul zamanlarımızdaki insanlar var biliyorlar. Ya ben çok küçüktüm mesela bunu böyle her şeyde de anlatırım. Ya benim anne tarafımın durumu iyi. Benim babam da çok güzel işler yapıyordu. Yani çok tanınan Dilan bir insandı petrol, zaten. Petrol.
Ya ben eve gelirdim, hiç unutmuyorum. Böyle salon açık. Babam böyle bir şeyle gelirdi. Gerçekten hani bunu anlatmaya bile utanıyorum ama sırf şöyle sorular sorduğunuz için şunu söylemek istiyorum. Ve kaç yaşındayım? Hatta videolarımız var. Fakat o videoların hepsi gittiği için evdeyken, mühürlüydü ev. O videolarda ben dolarlarla kule yapıp, ev yapıp içine giriyordum. Bunları bir geçin, atın. Biz varlıklı bir aileydik zaten. Hani biz Ya bir hiçbir de zaman boş ver şey ya, görmedik. parayı boş Utanıyorum ver, büyük anlatmayı. bir Boş travma verin var ya. yani hani burada. Boş verin. Ama anlamadıkları şu, her şeyi gördük. Bak kolejde okuyorduk, oradan Yani. alındık, devlet okuluna verildik, devlet okulundan aldılar, tekrar koleje Ya devlet verdiler. okulunda okumak parasızlık Hayır değildir ki mesela, hayır hani. diyorlar ki niye o zaman? Yeni Dünya Koleji'nde de okuduk, TED Koleji'nde de okuduk. Gezmediğimiz kolej kalmadı. Bizi bir senenin içinde iki dönem var ya, iki tane okul değiştirdiğimizi biliyoruz. Bunlar da şimdi diyor ki insanlar, bunlar küçücük çocuklar. Bir de nasıl? Ya ailenin de kafası karışık arkadaşlar. Bir kabul ediyor, bir kabul edemiyor. Bir alıyor, bir almıyor. Bir de hanginizin sülalesinin anneniz babanız öldükten sonra elindeki milyar milyarları size dağıtıyor? Ya akraba akrabanın suratına bakmıyor. Yine bize evlerini açtılar, sahip çıktılar. Okulumuzu ödediler. Bize istediğimizi aldılar. İhtiyaçlarımız, Ya harçlıklarımızı Dilan'ın şu an ödediler. aldığı İyi bir imkanda araba yaşıyorduk zaten yani. Hani bu imkan varlık var konusunu yani, bunlar hep var. sonradan gördü. Ya bir tanesi çıkarmış geçen gün, yorum okuyorum. Enes, o yorumları açsam Bak aklını kesen. görmemiş Diyor bir ki oğlan. bu kadın diyor Adana'da diyor, bunu diyor herkes tanıyor diyor. Aç gelirdi diyor. Karnını diyor Adana'da bilmem komşunun evinde doydu. Abla Ki ben ne bileyim ben? Adana'nın Ben biz ne zaman Adana'nın gittik? neresindeyim? Bir de hiçbir zaman o konuma ayrıştıramadıkları şu arkadaşlar. Bak Enes'ciğim, ben burada son noktayı da bu konuyla ilgili, parayla ilgili noktayı koyayım. Bu adam babamız çok artık işten, güçten, paradan, tabiri caizse anlayacağınız dille konuşayım, saçmalamıştı. Üretici oyuncak işlerine girmişti. Zevk işi O için artık kadar. yani. Oyuncak yapıyorlardı, hatırlıyor musun? Şeyi babam çıkarttı. BBG evinde paten var He, ya üstünde he, he. durduğun. Yani BBG evine sokmuştu. Can zaten Toys R Us atıyordu. Toys R Us'ta babam şey. böyleydi. Böyle bir hayattı. Babamın hayatı bu şekildeydi. Bitti bir gecede kızı. Sonra diyorlar ki baba zenginse bu para nerede kaldı? Tamam. Arkadaşım, adam karısını öldürdü kazayla. Adamın hayatı bitti. Sen şimdi burada bir Senelerce bir işletmeyi hapis buraya koy. yatmış. Buraya bir işletmeyi koy. Beni al Dilan Polat'ı. Engin Polat'ı oradan al. 5 yıl boyunca bu işletmenin başında sahipleri olmasın. Sen parayı Bitersin. bırak, millete borçlu çıkarsın. Hayır benim babam şey de Anladın mı Enes? söylemişti. Yani onu da Adamın geçti. kalırı nelerdi? Evleriydi, yazlığıydı, arabasıydı. Bunları da gördük. Neler gördük biliyor musunuz? Babam, biz onu affedemediğimiz için cezaevindeyken mallarını o dönem kendi akrabalığı, yani halalarımız değil, diğer dereceler onların üzerine yapmış. Onlar da bir güzel bu malları aldılar, bizden Aynen. kaçırdılar canım parasını mesela. Yetim öksüz hakkı yediler, izliyorlardır da püh, Allah belanızı versin, onu da ayrıca söyleyeyim. Gerçi zaten Sonra ne Allah oldu? bırakmadı. Allah bırakmadı, gitti babamın, yetimin, öksüzün eviyle kendine bir tane kepçe aldı, dozerler. O dozeri aldı, iş makinalarını çalıştırırken o iş makinesi devrildi ve onun altında kaldı, böbreği delindi. Diyaliz Yine de makinesi. vermedi. Yine de Gittiler dediler ki bak Allah vermedi. yetim öksüzün şeyini bırakmaz. Yok diyor bana ne diyor ben ölsem de çocuklarıma kalacak. Ama şimdi ne oldu? Yine Allah vermedi. yine Ne vermedi. kaldı? Her birimize birer cana bir dükkan kaldı. Ya kaldı da kaldı sene yani, kaldı Yani evet boş ver yani. onları Hani onları için. boş ver. Ama Oradan oradan çok gittik. güzel kaldı yani. Yani size ne? Oradan çıktık gittik. Dayımların yanına, ya adam zaten, ben o gün bilerek paylaştım şirketini. 1978'de kurulan bir şirket. Bizi muhteşem şartlar altında yaşattılar. Ama ya tabii ki de şimdi insanlar kendi bir evladına verdiği gibi veremez. Zaten onların gözünde yıllarca kabul etmesi insanların normal değil mi arkadaşlar? Bunlar bu adamın kızı diyorlar sevgilim. Bak bunu kabul etmek lazım. Yine bu düşünceye rağmen bize çok iyi Kim olsa baktılar. tabii ki de. Başkası olsa Enes derdi ki bunun babası benim. Ne bakacağım ben bunları? Ya sonuçta Enes düşünsene Diyebilirdi. kardeşin ölüyor. Hani nasıl bakarsın bunları Kardeşi bir ya, ve öldürülerek çok var. öldürülüyor. Evlerini aldılar, bizi sahip çıktılar, baktılar, ettiler. Her şey Hiç çok güzeldi. Ayırt ayırmadılar etmediler. yani. Eniştem derdi ki kuzenlerime, Bana hep bana şey şey yapmayın, sarılmayın onların yanında, yanında. üzülürler derlerdi. Tabii. Yani buradan buraya geçiş noktasında da aslında parayla ilgili sıkıntı yok. Aynı şartlar altında geliyorsun. Buradasın, babanın yanındasın, dayınların yanına geçtin. Hatta dayımların durumu babamın durumundan daha iyiydi. Dayımların maddi Çok imkanları daha iyiydi iyiydi. Çünkü tabii ki. köklü bir aile Köklü firması, aile holdingleri tabii yani. canım. Burası bitti. Şuraya gelelim. Peki evlilik hayatları niye doğum fotoğrafçılığı yapıyordu?
Şimdi ben 17 yaşında evlendim Enes'cim. Aklın kesmediği noktaya geleyim. Bak, puzzle'ın parçalarını birleştirelim. Benim kocam zengin bir adam değildi. Ailesi de zengin bir aile değildi. Şimdi oradan işte mu? İnsanlar karışıyor şey orası. Yapıyor. Bak, burası oturdu mu? Şimdi karışan nokta şurası. Bu kadar varlıklı bir ailede büyüdü. Parası olmuyorduysa niye bununla evlendi? Sevgi, aşk, tüm. Anlayamadığınız o. Ben sevdim, aşık oldum. Bir de aşkı bırak, parayı bırak. Ben sevgiye açım. Engin'de ben onu gördüm. Anladın zaten mı? Parayı istemiyordu ki. Para umurumda bile değil zaten bu arada benim. Burada teyzemler falan söyledi yani şimdi. Teyze olarak söyler, bir anne de söyler. Kızım bak, sen yapamazsın bu şartlar altında. Tabii, yaşayamazsın. Biz çok dediler. Olmaz, bak sen alışmışsın, temizlik nedir, yemek nedir bilmiyorsun. Ben yaparım. Bir de 17 yaşındayım yani, anladın mı Enes? Ben evlenirim. Ben hep diyordum yapar. Öyle aynen. Bir aşk yaşıyorlardı aynen. Ki. Çok o telefon kapanmıyordu ki. 24 saat telefon açık. Telsimin bir hatları vardı ya, 24 saat. Evlendim, evimiz evet kiraydı. Dayım her ay bana... Sıla'ya hepimize belli bir maaş gönderirdi, anladın mı hayatım? Senelerce ama yani ben yıllarca hazırlıktayken, ilkokuldayken yani. Bile yani. Şimdi Engin 19 yaşında, Enes anladın mı, nerede çalışabilir? Adam maaşlı bir yerde çalışıyor. Ben 17 yaşında bu hayatı kabul edip ben evlenmişim. Bana destek oluyorlar, aylık maaş ödüyorlar. Engin de yazık o dönem diyor ki, şimdi bizim o dönem en büyük lüksümüz ne? Tatile gitmek, sinemaya gitmek, alışverişe gitmek. Şimdi ben alışverişe gitmeyi de alışmışım ya, bire kendime bir şeyler almaya. Diyorum ki lan diyorum. Ev diyorum kiraymış. Aa, bir gün kapıyı bir açtım, doğalgaz faturası geldi. Başladım ağlamaya. Ben bu ne? Bu nasıl olacak? Teyzem öyle. Teyzem telefonda kahkaha atıyor. Üzülme kızım, halledilir. Engin'in babasının da bu arada durumu çok iyiymiş. Olmaya da bilir, umurumda da değil ayrıca. Taksileri varmış, plakaları, adam iflas etmiş, bitmiş gitmiş. O adamlar da burayı görmüş, burayı da görmüşler. Karakter budur aslında. Burayı gör, burayı da görmek kabullenmektir. Ne kadar aslında şeyler tartışılıyor. Ne kadar çok şeyi merak ediyorsun. Yani sonuca para bakın bu, ya. Evet, bugün var, yarın yok. Sonuca yarın bakın. Geri gelir, tekrar geri gelmez, anladın mı? Ben o dönem işte doğum fotoğrafçılığı yapmak istiyorum Engin dedim. Engin bir yerde çalışıyordu. Ben de doğum fotoğrafçı yapmak istiyorum dedim. Bana bir makine al dedim. Makine aldı. Doğum gününde hatta pasta evet. İlk almıştı. Sonra makineyi aynen. Aldı. Engin çalıştığı yerde mimarından Photoshop öğrenirdi. O gelirdi evde bana anlatırdı. Ben öğrenirdim. Bak, başarı hikayesi bunlar. Bunlara takılın mesela. Evet. Ben Photoshop yapmayı böyle öğrendim. Nilda uyuturdum. Açardım laptopu, izlerdim videoları. Engin bana CD'ler alırdı. Aynen. Vallahi bak, Photoshop yapmayı öyle öğrendim ben mesela. Dedim ki Engin, biz çok güzel paralar kazanırız. Sen boş ver dedim ya, ben ne yapacağım para dedim. Ben zaten dedim görmüşüm, etmişim, bitti gitti dedim. Ve bana çok iradeliydi Dilan. Sevgi. Umurumda değil ki hayatım. Tek şunu ağlardım. Banyo yaparken otururdum, derdim ki temizlik de yapacağım, yemek de yapacağım. Sonra teyzem böyle yapardı. Ne yaptın bok yiyen, orada temizlikçiler yok, yemek yapanlar yok deme derdi, gülerdi. Diyordum ki alışacağım teyze. Kayınvalidemden Allah razı olsun bilirdi ben yemek yapmayı bilmiyorum. Hep destek oldu canım. Evlerimiz karşılıklıydı. Arardı beni, derdi ki hadi kızım yemek hazır. Giderdim, ben de küçüğüm ya, aklım kesmiyor. Giderdim, sofra hazır. Sofra toplanırdı. Ben sigara içiyorum. Kayınvalidem sofrayı topluyor. Şimdi idrak ediyorum mesela ne yapıyormuşum, anladın mı? Tatlıyı yapardı, kahvemizi yapardı. Bana hiç yemek yaptırmazdı ki. Öyle öyle benim doğum fotoğrafçılığım. Engin'in işi. Engin alüminyum dış cepheşine girdi. Ticari zekası her zaman çok güzel çok. Bir adamdı. Dayım da hep böyle inşaatlar, diyordu. İşler yaptığı için dayımla da görüşürlerdi. Dayım bir gün dedi ki gel aslan yeğenim dayı dediğimiz dedi. Geçen gelen dayımız evet. Bu arada. Gel dedi aslan yeğenim dedi. Çok güzel bir proje var dedi. Kocaeli İlahiyat Fakültesi'nin dedi projesi. Bunu sen yaparsın dedi. Engin de o zaman 21 yaşında falan filan belki de. Yani şu tam yaşını hatırlamıyorum. Tutulan yeri. Engin'e verdi bu projeyi. O kadar güzel bir paraydı ki. O iş derken Engin alüminyum dış cepheşi ilerledi. Ben de doğum fotoğrafçılığı da yapıyordum. Tabii ki para kazanmak için de yapıyordum ama çok da seviyordum ben bu işi. Çünkü mutluyum, anladın mı? Ya Dilan'ın dağıtıyorum. Bir de şöyle bir şeyi vardı. O zaman var ya yani hani ben hatırlıyorum şey yapıyorum. Ben asla mesela o kadar şey yapamam. Kar, kış demiyordu. Gidiyordum. Çekimlere gidiyordum. Evet, metrobüste de gittim. Sonra Engin bana araba aldı. Arabamla da gittim. Metrobüste çantamı koydum. Üstünde de uyudum. Ama zaten ne metrobüste yapacaksın? Daha da şey ne giderdi. Yapacaksın? Evlenmişsin. Kocanın aile hayatı belli. Ne yapacaksın? Dayın Arif de dayı. Siz Range Rover'a biniyorsunuz. Bana da bir Range Rover alın. Ya böyle bir hayat kimde yok var aşkım, ya? Yok aşkım, onlar öyle yap derler. Onlar öyle yapacak. Hanginizinki alırdı? Ya adamın bana en güzel yapacağı şey kocama işi vermiş projeyi. Kim verir o yaşta insan? Adam bana her ay aylık maaş gönderiyor. Sıkıntım gitsin. Ha arasam belki başka bir şey istesem onu da yapacağım. Evlenmişsin artık siz gibi, herkes evlenince başka bir yani aile oluyor. Benim ilk arabamı dayım alacaktı, hep sözü vardı. Kendi arabamı kendisi çalıştım, kendim aldım. Sonra ne oldu?
Büyüdük. Proje getirdi. Her şeyimiz çok güzel. Muhteşem bir hayat yaşıyorum. Bu arada evlendiğimiz ilk andan itibaren yine tatillere gidiyoruz. İşte dayım oradan gönderiyor. Engin'in babası kendi şeyiyle destek oluyor falan filan. Sonra ne oldu? Engin büyüdü. Hop, müşteri çekti Engin'in, yazıldı. Engin bir gecede battı mı? Kaç senesiydi? Hatırlamıyorum aşkım. 2015, bildiğiniz 2015. Battık biz. Battık yani. Bütün hayatımız battı. Elimizde ne varsa battık. Engin'in müşteri çekleri yazıldığı için. Ne yapacağız dedik? Ya? Patates haşları, soğan haşları. Yeriz ya dedim. Tekrardan toplarız dedim. Niye yapamayalım ki dedim. Çok da güzel başarız dedim. Yaparız seninle birlikte el ele. Tabii Engin depresyonda. Bittik ya. Düşünsene tam yükselmişiz. Oo, gencecik yaşta. Tabii. O yaşta kimse o paraları kazanamıyor. Muhteşemiz. Hop patladık gittik yani. Sonra ne oldu biliyor musun sevgilim? Battığımızın döneminin içerisinde babamdan kalan o evi kendisi Sıla sattı. Bana da kalan evi sattık. Dedim ki, güzellik merkezi açtı. Ben dedim, Engin dedim, çok güzel insanların anlarına tanıklık ettim, doğumlarını çektim ve binlerce kadının kalbine dokundum. Aklınıza gelemeyecek binlerce insanın doğumu çektim. Ben dedim artık yoruldum. Bir de ben dedim çok panik atak insanım dedim. Çekimlere git gel dedim. Normalde onlar çok yoruldum yetişebilme telaşesi içerisinde. Tabii biz bu atmadan önce Engin benim arabamı almış. Mis gibi yani o dönem 2015 dönemi. Kaç çekime gidiyorum. Sonra çekimlerin yanında bir de eğitim veriyor, sertifika veriyor. Hocalık yapıyorum. Şehir dışına gidiyorum. Vesaire. Engin de işte bunu yapacağız. Tamam yapın falan filan. Engin de orada müşteri çekleri yazıldı. Battık ettik falan filan. Üstünden zaman geçti. Engin yeni bir oluşumlara da girdi orada. Güzellik merkezi açacağız. Açtık sevgilim. Küçücük bir yerde. Ben öyle hani Instagram'da takipçim olup da işte 1 milyon takipçisi olup da güzellik merkezi açmadım ben. Hiçbir şekilde öyle bir takipçi kitlesi yoktu. Ben insanlara hizmet vererek büyüdüm. Yani Raspink'le büyüdüm. Dipotens'le büyüdüm. Bununla büyüdüm ben zaten. Bir de şöyle bir şey var. İnsanlarda şunu da ilk gerçekten biz yarattık Dilan yani. Hani böyle geliyorsun ya ilk güzellik merkezine. Merhabalar Enes Bey, hoş geldiniz. Merhabalar efendim, nasılsınız? Böyle bir şey yoktu Enes. Böyle bir şey yoktu. Burada kimsenin, hiçbir güzellik merkezinin şu adı yoktu. Dilan Polat Ataşehir yoktu. Güzellik kendi isimleri vardı. Böyle meşhur şöyleydi, oldu zaten. Dilan Polat Güzellik Merkezi. Şimdi binlerce kişi açtı. Allah evet. Herkesin yolunu açık etsin de yani. Hani ben orada değilim. Onlardan değilim ben yani. Hani ben fenomenim de yapayım bu işi lokmacı gibi değilim ben. Bir de sonuçlarımız mükemmel. Güzel videolar çekiyoruz. O zaman Instagram'da buna şeydi. Tabii. Büyüdük sevgilim. O oralarda da biz o iş yaparken Engin battı. Yine sağ olsun kendi dayısı da bu arada destek oldu. Benim dayım da. Herkes babası aile birliğiyle hop tekrardan kalkındık biz. Toplandı. Engin kendi işlerine tekrardan yeltendi. Biz oradaydık. Aa baktık burada muhteşem bir müşteri kitlesi var. Büyüyoruz. Oraya sağmadık, başka yere gittik. Oranın iç yapımıyla benim kocam ilgilendi. Orada işler büyüyünce Engin geldi. Her zaman şirketimizin başında durdu. Ben Engin olmasaydı bu şirketi buradan buraya getirip de bugün sana Enes biz Dubai şubesinin açılışına gideceğiz. Sen de benimle gel diyemezdim. Dubai diye bir şey olmaz. Adamın ticari zekası. İyi yapmışım. Oh patatesi değmişim. Oh metrobüste kafamı da koymuşum. Şimdi senin aklının ona ermediği insanların şu Enes. Diyor ki dayı geldi diyor. Böyle diyor adamın durumu var diyor. Ben artık bu kadar sorulardan bıktığım için adamın şirketini koydum oraya. Ayhanlar Holding. Bakın biz yani bu ailede büyüdük. Benim annemin ailesi bu. Artık kapatın o çenenizi diye yani hani onu koydum. Geçmişten arşivden videolar paylaşıyorum. Babamın adam hastalığı için Amerika'ya gidiyor. Oralarda tedavi oluyor. Belli ki bunların yaşantısı bu. Ya kadın sevmiş, evlenmiş. Küçücük yaşta yani 17 yaş, 19 yaş. Yani normalde mi? Ne bekliyorsun? Kim 17-19 yaşındaki insanlar annesinden babasından haşlık alıyor. Vekalet verdi babam ya. Babanın imzası evlendi. O dönemler tabii oralar sıkıntılı. Babam cezaevinden çıkmıştı. Babam tekrar açık cezaevine alındı falan. Oralarda bizim aile özel hayatımız. Tamam o kadarına girmek zorunda da değilim. Niye çıktı, niye girdi kimse ilgilendirmez. Orada bir problem oldu. Tekrar girdi, tekrar çıktı. Çıktığında babamın imzasıyla evlendim ben. Yani resmi nikahın imzası onunkiyle oldu. İyi ki de yapmışım. Diyorum ya oh ne güzel oldu. Engin'e ben hep söyledim. Dedim ki ben bu hayatı ben seçtim.
birlikte Allah bize yürü ya kulum derse biz yürüyeceğiz. Bence yürüdük, insanların şey yapması lazım. İki karı koca neler yaptı. Heh, neler yaptı. He, bunun neymiş, şeyinde de görmemiş diyorsunuz neymiş, da. Araba pardon, almış paylaşıyor falan filan. Yani, ya, paylaşım ya, tabii ki de. Senin yeni gördüğün o şeyi ben 20 yıl önce de görmüştüm. Kim paylaşmıyor? Kim bir de paylaşırım yani. Bunu paylaşmak niye görmemiş olacaksın? Ya seviyorum kardeşim. Şimdi ben bunu seviyorum yani. Ben Engin'le tanıştığım zamanlar teyzemin yanındayken de okula gittiğimde yine ayağımda aynı şey giyiyordum. Yine Gucci giyiyordum. O zamanlar meşhurdu biliyor musun? Tozluklar. Yani aynı fotoğraflarımı da paylaşıyorum lise döneminde. Enes biraz mantıklı bak gör yani. Burayla evlenirken ben seçtim zorluğu. Senin kestiremediğin orası. Diyor ki madem öyle niye don fotoğraf yapıyordu? Ya bu arada yapabilirsin. O zaman şu anda da bilmem ne şirketleri, bu kaç şirketler var. Niye işine gidiyor deyin o zaman. Yine gideceğim. 40 yaşına geleyim. Bu iş benim olur, seni gideceğim. Bu arada yarın ne olacağımı da bilmiyorum. Yarın da bitebilir. Arabalarım da gidebilir. İşim de gidebilir. Önemli olan kocama, çocuklarıma, kardeşlerime, bizlere bir şey olmasın. Para yine gider, tabii yine gelir. Allah onu alacaksa alır. Sen şuraya bak. Bu kadın bu kadar insana istihdam sağlıyor. Bu kadın küçücük yaşta bunları yaşamış. Aklı kesmese de varlıklı bir aileden gitmiş. Küçücük yaşta evlenmiş. 19 yaşında adamın neyi olabilir? Ailesinin durumu çok çok zengindeyse. Kabul etmiş bu hayatı, evlenmiş. El ele tutuşup büyümüşler. Geldikleri duruma bak. Enes, önceden paran olsa yalan diyorlar. Hiç. Şimdi parayı böyle kazanmış olsam bunlar para aklıyor diyorlar. Sen çok güzel düzeldin. Bunlar ne dediğini bilmiyorlar. Hiç. Bak gerçekten bunlar ne dediğini bilmiyorlar. Yani varsa şimdi bunların asıl, ben sana Türkçe mealini söyleyeyim mi? Ben artık bunların içinde ola ola bunların zihnini okuyorum arkadaşım. Bunlar zengin düşmanı insanlar. Bu arada çoğu böyle değil bak. Düzeldi artık Dilan, eskiden evet, öyle düşünmüyordu. Ben analiz ettim. Bunlar sevgilim zengin düşmanı. Bak kesin, şimdi belli bir şeyler görüyor. Mesela ben arşiv yapıyorum ya, bazanın altından fotoğrafları falan, düğünün yapıldığı yerleri bir 20 yıl önceki görüyor. O otelde yapmış falan, kestirebiliyor. Yazan yazıyor. Çünkü onların kaplarında otellerin ismi yazıyor ya mesela. Hı-hı. Açıyorsun görüyor onu. Ona bile bakıyorlar. Babana bakıyor. Babamın fotoğrafları var. Arabasının, Mercedes'in önünde, BMW'nin önünde, Amerika'da, Hollywood'un önünde falan. Ha diyor, bunların durumu iyiymiş. Sonra dönüyor bir yerlere yorum yazıyor. Diyor ki mümkün değil diyor. Yalan diyor. Olsa diyor bu kadın diyor aldıklarını paylaşmak. Salak mısınız kardeşim siz? Varsa kabul etmiyorsun var olanı. Hadi diyelim senin dediğin gibi tamam vardı, geçtim, yok oldu. Babam öldü, annem öldü. Annem babam yaşıyorsa akıtırdı. Dayım, teyzem de o kadar destek oldular bize. Yaptılar, asla esirgemediler. Ama bir anne babanın akıttığı gibi akıtmasını bekleyemezsin bir akrabadan. Yine deli gibi yaptılar. Okulumuz, oyumuz, buyumuz, evde çalışanlar. Teyzem bir gün temizlik yaptırmamış bize, bir gün yemek yaptırmamış. Bu arada teyze bunu da yapabilirdi Enes'ciğim. Bana ne yapsınlar? Bu kadar kızlar sıladılar. Siz de kalkın temizleyin. Yapmıyordu ki kadın bize. Ne istiyorsak alıyordu. Bu zaten Enes, bu 15 yaşında bir çocuk için yeterli. İstediğini alıyor mu? 15 yaşında çocuk ne isteyecek? Araba mı isteyeceksin? Kat mı isteyeceksin? Yeterli bir sebep yani bu, anladın mı? Tabii ki de canım. Bunların kestirmedi o. Nasıl evlendi, niye kabul etti o zaman, nasıl oldu? Evet, ağladığım dönemler oldu, zorlandığım dönemler oldu. Yapabilecek miyim? Ya ne yaptık? Çok mu yaşımız küçük galiba, ben yapamayacağım falan diye çok ağladım. Çok da güzel yaptın. Bir tek askerlik döneminde. Askerlik. Bir, o kadar. Ben ki öyle bir şeyin, o kadar varlığın, güzelliğin için yetmişim 15 ay asker yolu bekledim ya. Şimdi o zaman kızlar, zorluk çektin. Şimdi ya, bunlar, bunları kessem beklemez bunlar şimdi, biliyor musun? O yüzden onlara garip geliyor bu hayatı kabul etmek. Bu arada şu anda bu konumdayım ya arkadaşlar. Yarın yine bitebilirim. Kendimi sağa sola atmam yani bittim diye. Ben muhteşem bir hayattan bir gece annesi babasını kaybettim, bunu kabul ettim. Bu yaşantıyı kabul ettim. Paranın gelmesi, gitmesi, bunlardan hiçbir şey olmaz. Yani demem o ki Enes'cim, bu tarz insanlar zengin düşmanılar. Bir tane daha örnek verip burayı sonlandırıp kapatalım Enes. İçimde çok ukde kalan bir şeyden bahsetmek istiyorum çünkü bu anlamda. Allah rahmet eylesin, Taha Duymaz biliyorsunuz. Çok tatlı bir çocuktu. Vefat etti bu çocuk. Bu çocuğun profilinin ilk açıldığı andan itibaren ben şahidim. Çok kötü bir mutfağı vardı bu çocuğun. Orada kendi çabasıyla yemekler yapıyordu. Bu çocuğun Enes o dönemlerde 10 bin tane yorumu gelirdi her postuna ve 10 bin kişi o çocuğa aşıktı. Bulunduğu şehrin hayırseverleri mi bilmiyorum, belediye başkanları mı, kimse Allah razı belediye olsun yardım ettiler. Bu çocuğun mutfağı değişti Enes'ciğim. Güzelleşti. Bu arada değişti dedim, lüksüyle normal bir insan mutfağına döndü Enes. Bu çocuğun yorumları binlere düştü ve hepsi çocuğa beddualar, senin bilmem bir tarafın kalktı. Çünkü niye biliyor musun? Kötü durumu insan, kötü olmalı, onu seviyor. Durumu iyi olup da
bak istihdam sağlayan, durumu olmayan insanlara destek olup onların halinden anlayan bir sürü insan var. Asıl bunları sevmeniz gerekiyor. O çocuğu ezdiniz. O çocuk Instagram'da belli bir kitleye ulaştığı zaman ne yaptınız biliyor musunuz? O çocuğa doktorlar teklif etti, burnunu ameliyat ettiler, kulağını ameliyat ettiler. Çocuğa demediğinizi bırakmanız. Niye? Çocuk güzelleşti diye. Demem o ki arkadaşlar, çok iyi insanlar var. Binlerce muhteşem mesaj alıyorum bunlara kulak aldırış etmesen diye. Milan Efe bağırdı ki, benim annemi üzmeyin. Annemi üzmeyin. Boş ver anne ya de. Boş ver anne. Bu çocuğun bu yaptığı hareket için bir şey söylüyorlar. Evinde çocuk var, ablası var. Her yani çocuk öğreniyor. Elinde laptop yok. Biz de yapıyorduk. Çocukların ha, elinde. Onu konuşun. Eline iPad almış. Bak senin iPad'ini gördü. Şaşırdı şu an. Bilmiyor iPad'in ne olduğunu. Neyse konuyu şuraya bağlayalım arkadaşlar. Hayatta paradan kıymetli çok güzel şeyler var. Sağlık var, huzur var, anneniz, babanız var ve aşk denen bir gerçek var. Bunu kabullendiğiniz zaman mutlu yaşayacaksınız. Hepsi en büyük servet zaten. Bunun gibi çok fazla sorular geliyor. Yine merak ettiğiniz şeyler olursa yoruma yazın, bana yazın. Ne deniyor Deniz? Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Beğenin. Güzel yorumlar yazın. Kasetler çatlasın. Benim çok sevenim var. İnanıyorum ben sizleri çok seviyorum. Güzel bir şeydi videoyu Deniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone. Enerji. Her zaman enerjimiz bol olsun. Sizi seviyorum ve öpüyorum.